Paylaşıyorum. O siktir, buraya nasıl soktum ben? Oraya nasıl soktum lan ben onu? Ya var ya. Arkadaşlar. Herkese günaydın. Siz tabii bu videoyu büyük ihtimal akşama doğru izleyeceksiniz veya sabah 12'de izleyeceksiniz. Hafta sonu atıyorsam 12'de, akşam atıyorsam 5'te atıyorum biliyorsunuz akşama doğru 5'te. Saat gördüğünüz gibi 4 bile değil. Saat gördüğünüz gibi 4'e doğru geliyor. Bu videonun konusu definasyon döneminde yani vücudumu yağ yakma dönemine sokmak istediğim zaman yani vücudumdaki yağları eksiltmek istediğim zaman güne nasıl başlıyorum? Güne nasıl başlıyorum videosu bu. Şimdi videoya başlamadan önce şunu isteyeceğim sizden. Bunu çok fazla istemiyorum. Her videomda istemiyorum. Hatta hiçbir videomda istemiyorum. İlk defa bir videoda isteyeceğim. Lütfen 2 dakika videoyu durdurup abone olup beğenirseniz çok hoşuma gider. Ve bana da destek olmuş olursunuz biraz. Şimdi daha yüzümü bile yıkamadım. Daha yeni uyandım. Biraz önce uyandım. Uyandım direkt telefonumu şarjdan aldım ve video çekmeliyim dedim. Bugün kardiyo giderken video çekmeliyim dedim. Çocuklara yardımcı olmalıyım dedim. Direkt ilk yaptığım şey, bakın uyanır uyanmaz yüzümü bile yıkamadım yani yakından bakarsanız da harbiden yıkamadım yani yüzümü. Sonra ilk yapmamız gereken şey böyle bir tane bardak almak kendinize. Herhangi bir tane bardak alıyorsunuz su bardağı. Buna ne yapıyorsunuz? Su bardağı aldığınıza göre tabii ki de bir tane su dolduruyorsunuz. Bunun fazlalığı önemli değil. Doldurun işte fazla fazla doldurun su. Aynen fazla fazla su doldurduk gördüğünüz gibi. Şimdi bu suyun içine ne yapıyorsunuz? Dostlarım limon atacağız. Aynen. Dün kesmiştim bir tane. Gördüğünüz gibi yarım limon. Bu yarım limonu büyük bir limon aslında ama çok da büyük değil. Biraz etli. Bu yarım limonu bu bardağın içine komple sıkıyorsunuz. Bir tane yarım limon yani. Bu bardağı komple sıkıyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey bu. Yüzünüzü bile yıkamadan. Biraz sonra kardiyoya gideceğiz. Yani bugün kardiyo yaparken de eve gelip kahvaltımı yapana kadar bu videoyu başlatacağım. Kahvaltımı da göreceksiniz. Sonra videoyu bitireceğim. Yarım limonu gördüğünüz gibi bardağı tamamen boşalttım. Evet. İlk yapmam gereken şey uyanır uyanmaz yüzümü bile yıkamadan bu bol limonlu suyu içmek oluyor, tamam mı? Uyanır uyanmaz limonlu suyu içiyorsunuz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor. Beslenmemi, her şeyimi paylaşıyorum oradan. Bu suda başka hiçbir şey yok. Gördünüz zaten. Su koyduk ve limon koyduk. Son bir yudum daha kaldı. Oh, biraz pislik yaptım galiba ama neyse. Şimdi limonlu suyumu içtim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Belki bir de normal su içebilirsiniz eğer limon tadını falan sevmiyorsanız. Şimdi ben bir üstümü giyeyim. Gördüğünüz gibi çıplak. Üstümü giyeyim. Kardiyo yapacağım için bayağı sıkı giyeceğim. Ondan sonra bir sonraki yaptım, bir sonraki yaptım, bir sonraki yaptım derken sabah güne nasıl başlıyorum? Bütün hepsini sizle paylaşıyorum. Şimdi çok sıkı bir şekilde üstümü giyeyim, kalın kalın giyeceğim çünkü terlemem gerekiyor. Hemen geliyorum. Dostlarım şimdi bana diyeceksiniz ki neden bu kadar erken kalktın? Hani 4 çok erken değil mi diyeceksiniz. Saat bu arada tam 4'e geldi. Limonlu suyu içtik. Tam 10 dakika oldu. Ha neden 4'te kalktın dersiniz. Bugün biraz erken yattım. Normalde alarmı 6.30'a kurdum. Ama 4'te uyandım. Yani yapacak bir şey yok. 4'te uyandım. Bir daha uyumaya falan çalışmadım. Sabah kalktım ve kardiyoya gideceğim. Şimdi video için uğraşmamak için akşamdan kahvemi yaptım. Normalde kahvemi şu anda yapıyordum. Burayla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor benim bu arada. Yani kalkıyorum sabah, kahvemi yapıyorum, takılıyorum, müziğimi açıyorum. Çok güzel oluyor.
Kahvemi yaptım dediğim gibi Türk kahvesi, sade Türk kahvesi. Ve burada 500 ml C vitamini var. Dostlarım şimdi limonlu suyu neden içtik? Limonlu su böyle bir vücuda diyecek ki hani bir uyandın diyecek ve içindeki C vitamini biraz böyle hani böyle metabolizmayı hızlandıracak ve bir vücuda bir vitamin sokacak. Hani böyle yağ yakımını tetikleyecek vücudu. C vitamini neden? C vitamini sabah kalktık ve vücutta besin yok. Ve hani kas kaybı olmaması için aslında ve vücutta bir vitamin olsun. Hani bir hareketleneceğiz ve vücutta bir vitamin olsun diye C vitamini. Kafein. Bu arada bu Türk kahvesi ama bir vücut geliştirmeci gözünde pilav hiçbir zaman pilav değildir. Tavuk hiçbir zaman pilav şey tavuk hiçbir zaman tavuk değildir. Bir vücut geliştirmenin gözünde pilav her zaman karbonhidrattır. Tavuk her zaman hiçbir zaman tavuk değil, proteindir. Ve Türk kahvesi de hiçbir zaman Türk kahvesi değil, kafeindir. Şimdi gördüğünüz gibi kafeinim var burada. Bir tadına bakayım. Aynen buz gibi sade Türk kahvesi. Türk kahvemi içeceğim. C vitamini içeceğim. Limonlu suyu içtikten sonra. Bu arada hemen şunun bir altını açayım. Çünkü bitki çayı da içeceğim. Şu bir ısınsın hemen. Bu arada bugün kep taktım. Normalde sabah kep takmayı çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama sabah artık kafam üşümesin diye mi? Neden bilmiyorum. Sabah kep takmayı çok seviyorum. Şunu açalım da dışarı çıktığımız zaman takarız. Şimdi kafeinimizi içeceğiz. C vitaminimizi içeceğiz. Bugün güzel bir kardiyo olacak ve videonun içinde şunlardan bahsedeceğim. L-karnitin nasıl yağ yakar? Ve protein tozu gerçekten zararlı mı? Hani video biraz dolu olsun diye ayrıca onları zaten ayrı video olarak da atacağım. Çünkü gerçekten insanlar izlesin istiyorum. Bu videonun başlığı hani güne nasıl başlıyorum olacağı için insanlar bilmeyecek içinde protein tozundan bahsettiğimi. Zararlarından nasıl üretildiğinden falan bahsedeceğim. İnsanlar bilmeyeceği için ayrı bir video olarak atacağım. İnsanlar başlığı görerek gelecekler. Bakın Türk kahvesi olduğuna inanmayanlar içinde telvesi kaldı gördüğünüz gibi. Gece yaptım, bıraktım soğudu falan. Bu arada Türk kahvesi olmak zorunda değil. Nescafeler var böyle sade. Hemen onları 2 dakika su ısıtıp tak tak tak. O sade Nescafelerden de yapabilirsiniz. C vitamini. Ml C vitamini var. Ve dostlarım gördüğünüz gibi yeşil çayım var. Bu sıradan bir yeşil çay. Bütün Migros'larda bulabilirsiniz ama sabah aslında mısır püskülü daha çok tavsiye ederim. Bende kalmamış. Kiraz sapı da kalmamış. Bunların ikisini ödem atıcı olarak kullanabilirsiniz. Ama sıradan yeşil çaylar da gayet işinizi görür yani. Çünkü hayvan gibi yükleme yaptım. Kafein, işte C vitamini, limonlu su. Şimdi bu yeşil çay içeceğim. En son giderken L-karnitin içeceğim. 4000 mg L-karnitin içeceğim derken zaten vücuda bayağı bir şeyler sokmuş olacağız. Bu suyu da tamam ya, kaynamana gerek yok senin de. Sana naz yapıyorsun. Kaynama. Tamam. Koyalım. Gördüğünüz gibi. Kaynamadı ama herhalde sıcaktı baya. Gördüğünüz gibi yeşil çay. Dostlarım limonlu suyu içtik ne dedik? Metabolizma biraz hızlansın. Daha fazla yağ yakımı olsun. Daha fazla su atımı olsun vücuttan. C vitamini vücut bunlara ilgilenirken vücut vitaminsiz kalmasın yani şöyle bir şey istediği zaman tak bulabilsin. Zaten 1 saatlik 2 saatlik bir periyot sonra gelip kahvaltımı yapacağım. Kafein aldım vücuda çünkü vücut bir böyle sert bir şey geldi. Hani bir hareketlenelim tak 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 desin diye. Ve L-karnitin var. Hemen çantadan L-karnitin çıkartalım. Gördüğünüz gibi 4000 mg L-karnitin var. Burada 4000 mg L-karnitinim var. Bunu da içeceğim. L-karnitin nasıl yağ yakar?
dışarı çıktığımda bahsedeceğim. Kardiyo yaparken bahsedeceğim. Yani mantığı ne, mantalitesi ne, ondan bahsedeceğim. Son olarak da yeşil çayımızı içelim ve go 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 kardiyo. Kardiyoyu nasıl yapıyorum? Burada ben Beylikdüzü'ndeyim. Bu arada burası Beylikdüzü'nde bir ev. Tabii genel olarak şeyde de takılıyorum. Akyaka diyorum yani, Muğla'da takıldığım yerden bahsediyorum. Etiler'de, Beşiktaş'ta falan çok takılıyorum çünkü orada bir çevre yapmak istiyorum. Özel ders falan kovalamak istiyorum falan filan. Orada da yani takılıyorum ama şu an Beylikdüzü'ndeyim. Kardiyoyu nasıl yapacağız? Buradan eve çıkacağız. Yaklaşık 20 dakika, 30 dakika yürüme mesafesinde sahil var. Sahile gidiyorum. Sahilde güzel bir açma gelmemi yapıyorum. Ondan sonra biraz daha yüksek tempoyla geri dönüyorum. Hit kardiyo şeklinde yapıyorum. Yani biraz yürüyorum, biraz hızlanıyorum. Koşarak hızlanıyorum, biraz daha yürüyorum falan filan derken oraya gidiyorum. Kaslarım gevşemiş oluyor. Güzelce açma gelmemi yapıyorum ve oradan hızlı bir tempoyla koşarak evime geliyorum. Lekaratinimizi içelim. Güne nasıl başladığımı sizle paylaşıyorum. O seyidi buraya nasıl soktum ben? Oraya nasıl soktum lan ben onu? Ya var ya, bilmiyorum ya, değerimi bilmiyorsunuz ya, yemin ederim değerimi bilmiyorsunuz. Nasıl soktum lan onu? Orası hala onu düşünüyorum. Lekartımızı içtik, 4000 mg. Şimdi son olarak bitki çayımızı içelim. Mutfağımda ne kadar dağınık ya. Neyse dostlar, ne diyecektik? Baş başa kaldık yine, ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğimi unuttuğum zaman klasik YouTuber'lar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın falan filan. Bu arada size birkaç konuda yardımcı olabiliyorum biliyorsunuz. İki tane giyim sponsorum var. Bu arada sponsor derken ben bunlardan bir şey kazanmıyorum. Yani bana bir elbise gönderiyorlar. Benim onlar aslında tek şartım, bana dediler yani sen satış yaptıkça para kazan falan. Ben dedim bu şekilde olmasın, çocuklara bir şey katayım dedim. Çünkü sizden kazandığım para ne? Tişört başına 10 lira alsam yani ne olacak? Dedim ki çocuklar bir şeyler kazansın, ne yapalım o zaman dediler. İndirimi biraz arttıralım, hani senin paranın indirimi yok. Tamam dedim, %15 indirim hakkınız var kıyafetlerde. Açıklamalar bölümünde yazıyor, Slay Athletic ve legalpower.com'dan %15 indirimli bir şekilde İbrahim15 kodunu kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. Bütün supplementlerde de orada V-Market diye bir yazı var. O V-Market'te de bir şey kazanmıyorum. Hani İbo sen bizim reklamımızı yap, sevdiğim bir abim falan filan. Hani bana yardımcı ol, çocuklara indirim yapalım falan filan dedi. Bu şekilde yani. Hani oradan da antrenman alışveriş yapabilirsiniz. İki sitede yani giyim sitelerinde indirim kodunuz var. Ama V-Market'in Instagram hesabı var. O Instagram hesabına girip, abi ben bunu istiyorum deyip, İbrahim'in takipçisiyim deyip, indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz oradan. Şimdi bir videoyu kapatayım burada çünkü daha konuşacak bir şey bulamıyorum. Boş boş konuşup sizi sıkmak istemiyorum açıkçası. Kep yakışıyor mu bana? Videolarda yorum yaparsanız sevinirim ya. Sizce kep yakışıyor mu bana? Şöyle bakın, şöyle bakın, şöyle bakın. Neyse, videoyu kapatayım. Yeşil çayımı içeyim. Sonra artık yola çıkacağız, devam edeceğiz. Bu arada vücuduma sıcaklık gelmeye başladı. Aa bir dakika bir dakika, şunu unuttum. Şunu söylemeyi unuttum ben size. Ben sabah kalktığım zaman bir de dostlarım, bitter çikolata yiyorum. Bakın hangi bitter çikolatadan yediğimi size göstereyim. Bu gördüğünüz Ülker'in %80 bitter çikolatası. Bakın bunun özellikleri inanılmaz iyi dostlarım. Bunun özellikleri inanılmaz iyi. Şurada bakın. Şeker oranına bakın. 4.6. Bir porsiyon 25 gramında 4.6. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet tabi bunun içindeki şekerle limon içindeki şeker aynı değil. Ama inanın az önce içtiğim limonlu suda da 4.6 gram şeker vardır yani. Bunun içindeki kakaoya gerçekten sabahları ihtiyaç duyuyorum çünkü kan şekerim düşük olduğu için sabah kalkınca beynim çalışmıyor. Onun için hem böyle yine kan dolaşımı, yine kafein muhabbetine bir tane bitter çikolata kesinlikle yiyorum.
bana gerçekten iyi geliyor. Bakın bitter çikolata tamamen %80 bitter çikolata. Tamam bunu da gömeyim. Bunu da gömeyim. Sonra bitti çayımı içeyim. Videoyu başlatayım. Dışarı çıkalım. Başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka söylemem gereken bir şey yok. Sabah uyanır uyanmaz geliyorum baba hemen. Limonlu suyumu yapıyorum. Oradan kahvemi hemen yapıyorum. Aynı zamanda bitki çayımı yapıyorum. Tak lakaratimimi çöküyorum. Bir kare bitter çikolata. Vücut bir an şok oluyor. Ah siktir ne oluyor? Bir şeyler olacak galiba falan filan. Her gün dışarı çıktığım zaman bir yürümeye başladığım zaman zaten hemen lakaratinlerin kafeinin kafası gelmeye başlıyor. Falan filan. Neyse bitki çayımı içeyim. Sonra dışarı çıkalım, yürüyüşe başlayalım. Yürüyüşteyken tekrardan nasıl kardiyo yaptığımdan bahsederim. Lekaritinden bahsedeceğim, protein tozundan bahsedeceğim. Çok böyle boş bir video olmasın. Sonra nasıl açma germe yaptığıma bakacaksınız. Sonra eve geleceğiz. Kahvaltımı size göstereceğim. Ve sonra videoyu kapatacağım artık. Başka bir zaman, yani birkaç gün sonra da full day of eating yapacağım. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama bu videoyu da yapacağım aklımda yani. Çok istediniz çünkü. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hemen geliyorum biraz sonra. Hazırlandık. Gördüğünüz gibi hazırlandık ve tarlaya gidiyoruz. Şaka şaka. Kardiyoya gidiyoruz. Yaptıklarımı gösterdim. Başka göstereceğim bir şey yok. Bitki çayımı da içtim en son. Artık üstümüzü giyelim ve dışarı çıkalım. Tamam, her şey güzel. Hadi dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar, dışarıya çıktık. Umarım beni görüyorsunuzdur çünkü bayağı gece. Burası benim evimin etrafı. Gördüğünüz gibi burası benim evimin etrafı. Şimdi buradan bir yardıracağız. Yukarı çıkacağız falan filan. Derken kardiyomuzu yapacağız. İnceden hızlı adımlarla başladık. Bu arada onları içtikten sonra bir 5-10 dakika falan bekliyorum. 5 değil, 10 dakika, 15 dakika bekliyorum. Çünkü iyice kanıma karışsın falan diye. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Yanıma 1,5 litre su alıyorum. Orada suyu hazırlarken çekmemişim. O videoyu durdurduğum 5 dakikada suyu da çektim. Şimdi dostlarım, size aslında ben şundan bahsetmek istiyorum. Protein tozundan bahsetmek istiyorum. Şey yapmayacağım. Videoyu kapatıp yeni bir video olarak başlatmayacağım. Bu videonun içinde de olsun protein tozu. Protein tozunu... şey yapmaya başladım yalnız. Nefesim böyle tüy olmaya başladı. Yokuş çıkarken çünkü. Bir de evde de biraz hızlı çıktım. Şu yokuşa geçeyim, ışıklı yere geçeyim. Yeni bir video konusuna başlayacağım. Videoyu durdurmayacağım. Yani yeni video olarak kaydetmeyeceğim. Bu videonun içinde de olsun. Video çok boş bir video olmasın çünkü. Dolu dolu bir video olsun işte. Şimdi bu videoyu izlerken diyeceksiniz ki, abi sen kardiyo yaptın, ben nefes nefese kaldım falan filan diyeceksiniz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi size protein tozundan bahsetmek istiyorum. Ve videolara nasıl başlıyorum? Sanki böyle yeni videoya başlıyormuş gibi yapayım. Siz de şey yaparsınız. Hani nasıl videolara başladığımı görürsünüz. Asla hiçbir zaman hiçbir videoya hazırlanmıyorum ben. Hani kağıt falan çok nadirdir yani. O da sorduğunuz sorular falandır. Mesela şu anda da olduğu gibi. Mesela videoya giriş yapacağım. Hadi yapalım. Şimdi sanki başka video çekiyormuşuz gibi. Bu videonun içinde değilmiş gibi. Böyle yapıyorum. 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 Start'a bastım diyelim. Diyorum ki, arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size protein tozundan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde cümlelerime başlamak istiyorum. Eğer anneniz babanız size protein tozunu yasakladıysa, kullanmamanızı istiyorsa, lütfen bu videoyu ona izletin, tamam mı? Annenizle babanızı izletin. Bu arada ben neden dışarıdayım gecenin köründe falan derseniz, ben şu anda kardiyo yapıyorum. Kardiyo yaparken aynı zamanda bir video çekeyim dedim. Şimdi protein tozundan size bahsedeceğim. Dostlarım, protein tozu aşamalı aşamalı güzel bir şekilde ele alalım protein tozunu. Şimdi dostlarım, protein tozu nasıl yapılır? Önce ondan bahsedeyim. Protein tozu nedir, neden yapılır, nasıl yapılır? Şimdi dostlarım, protein tozu bildiğiniz peynir altı suyudur. Hani bu marketten bile aldığınız peynirlerin
O kabını açtığınız zaman bir su vardır. Aynı şekilde yoğurtta da. Mesela bir kaşık yoğurt alırsınız, altında su vardır. O suyu elim ağrıdı. Telefonu biraz aşağıdan tutacağım şu şekilde. Kusura bakmayın. O suyu aşırı bir ısı uygulayarak toz haline getiriyorlar. Parantez açacağım. Her şeyde olduğu gibi, bütün tozlarda olduğu gibi. Ne bileyim, toz aklıma şu an gelmiyor. Yani sağlıklı bir şeyden örnek vereyim. Sağlıklı bildiğimiz bir şeyden. Mesela o grip ilaçları var ya, ismini bilmiyorum. Taylot mudur nedir? Mesela onlar toz halindeyse eğer aşırı ısı verilerek toz haline getiriyordur. Protein tozu da aynı öyle. Ekstra bir işlem yok yani. Peynir aldı suyunu aşırı ışık vererek peyniri böyle toz haline çeviriyorlar. Şimdi asıl olay buradan sonra başlıyor. Toz haline çevirdiler. Şimdi toz halinde, biraz açık söyleyeceğim. Toz halinde insanlara satmaya çalışırsalar, insanlar da der ki ben buna bu kadar para vereceğime giderim, yoğurdun suyunu alırım içerim. Bunlar da ne yapıyorlar? Farklılık katıyorlar. Her şeyde olduğu gibi protein tozuna atıyorum aroma katıyorlar. Bir tanesi çikolatalı yapmış, bir tanesi çilekli yapmış, bir tanesi karamel macchiato'lu yapmış, bilmem neli yapmış, falanlı yapmış, filan yapmış. Yani her şeyde olduğu gibi aroma katıyorlar. Protein tozuna aroma katıyorlar ki insanlar severek içsin. Bakın tekrar söylüyorum, her şeyde olduğu gibi. Sıradan bildiğiniz kakaolu sütlerde bile olduğu gibi. Şu ana kadar hiçbir ekstra bir şey yok. Bu arada protein tozunun zararlı yönüne de geleceğim. Neden zararlı diyorlar, ona da geleceğim. Şimdi nasıl yapıldığına ve aroma katıyorlar. Doğal olarak yani çikolatalı olsun diye aroma katıyorlar. Çikolata aroması, kakao katıyorlar falan filan. Şimdi protein tozunun sporcular için, bu arada protein tozu içeriği nedir? Dostum protein tozu 30 gram protein içerir. Ortalama bir ölçekte 30 gram protein vardır. Şimdi diyelim adamın bir tanesi spor yapmayan bir adam. Çok böyle yoğun çalışıyor. Mesela yemek yemeye ihtiyacı yok. Bu arada sıradan insanların da, yani sıradan dediğim spor yapmayan insanların da almaları gereken makrolar, mikrolar, yani vitaminler, mineraller, işte karbonhidratlar, proteinler yani alması gerekiyor. Şimdi adam diyelim çalışan, çok çalışıyor, ya yemek yapamıyor ya da yemek yapmayı sevmiyor. Herhangi bir bahanesi var. Ne yapıyor? Protein tozunu alıyor, çok kolay bir şekilde su buluyor. Suya protein tozunu koyuyor. Tak tak tak, hop, güzel bir öğün. Bu arada burada da bir parantez açmak istiyorum. Protein tozu en sağlam, en sağlıklı protein kaynağıdır diyeyim. Emin olun bana, en sağlıklı protein kaynağıdır. Yani bunu sıradan insanlar da kullanabilir. Sadece sporcular değil. Şimdi neden daha çok sporla birlikte anılıyor, bunu söyleyeyim. Şimdi Doktor Mehmet Öz'ün YouTube'a bu videodan sonra yazarsanız, Mehmet Öz protein tozu yazarsanız, bu arada Mehmet Öz Türk ama bütün dünyada tanınan çok güzel bir doktordur. Amerika'da yaşıyor zaten. Şöyle bir deneyi var. İki tane su dolu böyle kutusu var diyeyim. Bir tanesine ızgara tavuk göğsü atıyor. Bir tanesine bir ölçek protein tozu atıyor. İkisini birlikte karıştırıyor böyle kaşıkla. Bir bakıyor hani ızgara tavuk hala aynı duruyor ama protein tozu suya karışıyor. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Tavuk kana karışana kadar protein tozu çoktan kana karışmış, hatta sindirilmiş bile oluyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Sporcuların neden bu kadar çok tercih ettiğine bağlayacağım. Antrenmandan sonra. Mesela adam antrenmanı bitiyor. Glikojen depoları boşalmış. Vücudun protein ihtiyacı var. Kaslar hasar görmüş. Ne yapsın şimdi, gidecek bir de eve 2 saat. Yok bilmem tavuk hazırla. Yok bilmem işte bilmem ne hazırla falan filan derken uğraşana kadar bir sürü zaman geçecek. Vücut atrofiye uğrayacak. Besinsiz kalacak falan filan derken takım yapıyor antrenman sonunda protein tozunu, tak çakıyor. Sporcuların işte dediğim gibi en önemli olayı bu. Kolay kana karışması. Spordan sonra kaslar hasar görmüş, tak onu içiyor. Kolay, yani kolay, güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde protein almış oluyor vücuduna. Yani izleyen anneler babalara söylüyorum. Bakın inanın, bakın çok samimi söylüyorum. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Protein tozu satıcısı değilim. Sadece bir sporcuyum ama her zaman sağlık yönünden bakan bir sporcuyum. Bakın inanın bana, protein tozunun, inanın bana, çikolata kadar zararı yoktur. Bakın çok samimi söylüyorum. Normal bildiğiniz bakkallarda 50 kuruşa satılan çikolata kadar zararı yoktur. Hatta bir tozdan bahsedeyim. Mesela toz
toz olan bir şeyden bahsedeyim. Bizim zamanımızda şeyler vardı. Hala vardır belki. Nazo vardı, nazo. Ulan nazo vardı. Suya katıyorduk, karıştırıyorduk, meyve suyu diye içiyorduk. Bak mesela o nazolar. Vişnelisi vardı, portakallısı vardı falan filan. O nazolar mesela bildiğin şeker, toz şeker. Bakın size yemin ederim. Yani çok samimi söylüyorum. Boşu boşuna asla yemin etmem bu arada. O nazolar kadar zararlı değildir protein tozu. Bakın süper bir örnek daha buldum. Pudingler. Ulan evinizde, ortalama bir evde haftada bir kesin puding yapılıyordur. Size yemin ederim bir kase puding belki de 10 kutu protein tozuna bedeldir. Yani bunu gerçekten protein tozunu övmek için veya herhangi bir şey için demiyorum. Şimdi bana soracak oluyorsunuz. Doğal olarak sorarsınız. Dersiniz ki İbrahim kardeşim böyle de neden televizyonda bu kadar kötülüyorlar? İnanın bunun cevabını ben de bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum neden kötülüyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Protein tozları eczanelerde de satılmaya başladı. Eczanelerde satılıyor yani. Neden kötülediklerini inanın ben de anlamadım yani. Harbiden anlamadım yani. Bazıları diyor ki insanların sağlıklı beslenmemesini istiyorlar. İşte hasta olsunlar. Ve işte hani daha çok hastalık böyle doktorlar para kazansın. İlaç üreticileri para kazansın diyorlar. Bazıları var. Ortalıkta kaslı fit insanların dolaşmasını istemiyorlar diyorlar. Tabii ben bunların hepsi yanlış böyle geliyor ama neden bunu istemediklerini gerçekten bilmiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki tabii doğal olarak yani laf sokmak isteyenler, kötü düşünenler diyecek ki ya nereden biliyorsun bunları? İşte gidip gördün mü protein tozu yapılırken falan filan. Lütfen böyle boş düşüncelere kapılmayın. Gerçekten bu yaptığım açıklamaları çok samimi bir şekilde yapıyorum. Yani bakkallarda aldığınız 50 kuruşluk çikolatadan İnanın bana daha az zararlıdır protein tozu. Yani başka protein tozuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim diye düşünüyorum. Hepsi bu kadar. Neden bu kadar pahalı? İnanın yurt dışında 40 liralık yani şu anda cebinizde 40 lira olarak düşünebilirsiniz. Onlar 40 liraya alıyorlar. Biz 250 liraya. Bu çok acı bir durum. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Ülkenin durumundan dolayı. Burada da kimseyi kötülemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. İşte dolardan dolayı falan filan bir şeylerden dolayı ama umarım yakında bir gün düzelir veya ileride Türk tamamen %100 yerli bir supplement firması açılırsa umarım diğerlerine rakip olabilir ve bu fiyat karmaşasını düzeltir. Onlara rakip olur. İşte ben bu fiyattan satıyorum diyebilir. Başka protein tozu hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Aklıma gelirse eklerim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videoma da like atın. Ve protein tozunun zararlı olduğunu düşünen kişilere bu videoyu gönderebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Protein tozu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bir göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Peace out. İşte dostlarım videoları böyle çekiyorum. Şimdi birazcık videoyu kapatayım. Kolum da yoruldu telefonu böyle tutmaktan. Hem biraz tempoyu arttıracağım hem biraz su içeyim. Sonra dönerken de lekanetinden bahsedeceğim ve açma germe yaparken de zaten videoyu başlatacağım. Beni izleyeceksiniz nasıl açma germe yaptığımı da. Hadi bakalım gidelim. Dostlarım güzel bir koşu yaptım. Videoyu kapattım ve o bahsettiğim sahile geldim. İşte buradan sonrası sahil aslında yani. Şuralar sahil ama hiç belli olmuyor. Çünkü karanlık olduğu için doğal olarak karanlık olduğu için belli olmuyor. İşte burada aletler falan var ya. Burası aslında güzel bir yer. Yazın burada top falan oynuyoruz. Futbol sahası burası. Şimdi burada güzel bir açma germemizi yapalım. Birazcık dinlenelim. Kamerayı da güzel bir yere yerleştireyim. Beni çeksin. Açma germe olarak neler yapıyorum görün. Gerçekten yoruldum. Biraz su içmeye ihtiyacım var. Dediğim gibi kamerayı koyayım. Açma germe yaparken de çekeyim. Neler yaptığımı görün. Sonra geri döneceğiz eve. Eve dönerken biraz daha hızlı döneceğim. Hemen kısa ve öz bir şekilde lekantini anlatacağım. Onu da ayrı bir video olarak koyacağım. Nedenini söyledim. Çünkü insanlar bu videoyu lekanetin ve protein tozunu anlattığımı bilmiyorlar. Onları ayrı bir başlıkta atarsam insanlar görürler. Hani ne olduğunu farkına varırlar. O yüzden lekanetini ayrı video olarak atacağım. Ama bu videoda boş olmasın diye tamamen lekanetinden de bahsedeceğim. Sonra eve doğru gideceğiz. Kahvaltımı hazırlayacağım. Size kahvaltımı da göstereceğim. Bir suyumu içeyim. Açma gelmeye geçelim.
Aynı şekilde gireceğim videoya. Yine görün. Yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Sonra videoya başlıyorum. Dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size bir şeyden bahsedeceğim. Protein tozundan bahsettim. O videoyu belki bu videodan önce, belki de bu videodan sonra yayınlamış olurum. Lekanitinden bahsedeceğim size. Lekanitin gerçekten yağ yakar mı? Bundan bahsedeceğim size. Şimdi bu videoyu izleyen kişiler büyük ihtimal biraz böyle kilolu kişiler diye tahmin ediyorum. Tabii normal insanlar da, hani normal dedim, onlar da normal de, normal kiloda olan insanlar da izliyor olabilir. Ama ben kilolulara daha çok yönelik bir şeyler anlatıyorum. Gerçi genel olarak ya, buralara hiç girmeyeyim. Hiç girmeyeyim buralara. Direkt lekanitinden anlatayım size. Şimdi önce şuradan bahsedeyim. En temelden bahsedeceğim. Dostlarım, şimdi şöyle bir yanılgı var. Vücutta eğer şeker varsa, vücut o olan şekeri enerjiye dönüştürür. Eğer şeker yoksa karbonhidratı enerjiye dönüştürür. Eğer karbonhidrat yoksa sağlıklı yağları enerjiye dönüştürür. Eğer sağlıklı yağ da yoksa artık vücuda oturmuş olan yağları enerjiye dönüştürerek yağ yakar diye bir kısmen doğru kısmen yanlış bir bilgi var. Dostlarım, birincisi vücut şekeri asla, şeker dediğim çikolatadaki şekerden bahsediyorum, meyvelerdeki şekerden değil. Çikolata yiyorlar işte antrenmandan önce enerji gelsin falan. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü dostlarım, şeker, o bizim bildiğimiz çikolatadaki şeker, beyaz şeker, yani Allah'ın bize verdiği bir şey değil. Yani vücut bunu, insanların bulduğu bir şey. Bu şekeri insanların bulduğu bir şey. Yani siz şeker yiyorsunuz, vücut diyor ki ulan diyor bu ne? Ben diyor böyle bir şey diyor, ne gördüm diyor, ne duydum diyor, bu ne diyor, bunu diyor nasıl kullanacağım diyor. Hücreler şekerle anlaşmaya çalışıyor falan, hani anlaşamıyorlar, diyorlar seni ne yapacağım, o diyor bilmiyorum diyor, ben burada takılacağım, o da diyor orada takılamazsın, oraya gideceksin falan filan. Yani şunu söylemek istiyorum, asla basit şeker, yani bildiğimiz çikolata falan filan gibi şeyler kullanmamanız gerekiyor, birincisi. İkincisi, evet, biraz önce anlattığım teoride bundan sonraki doğru. Vücut önce karbonhidratı enerjiye dönüştürür. Ondan sonra sağlıklı yağları enerjiye dönüştürür. İşte daha sonra eğer bunlar vücutta böyle fazladan yoksa, yeteri kadarsa, vücut yeteri kadarını alır. Ve eğer fazladan yoksa, artık biraz da enerjiye ihtiyaç varsa, işte burada egzersiz yapıyorsanız, vücuttaki yağları enerjiye dönüştürerek yağ yakar. Aslında bütün muhabbet bu. Şimdi bana diyeceksiniz ki lekartin işin neresinde? Şimdi sağlıklı besleniyorsunuz. Asla şeker kullanmıyorsunuz. Almanız gereken kadar karbonhidrat alıyorsunuz. Almanız gereken kadar sağlıklı yağ alıyorsunuz. Bu almanız gerekenler evde yatarken bahsediyor. Evde yatarken almanız gerekenleri alırsanız ne kilo verirsiniz ne kilo alırsınız. Sadece sağlıklı olursunuz, ama egzersiz yapmadan da olacağınız sağlıklı olmak aslında bir işe yaramaz yani. Neyse, lekanitinin nerede olduğuna bahsedeceğim. Şimdi karbonhidratı dediğim gibi almanız gereken kadar aldınız. Aynı şekilde sağlıklı yağı da almanız gereken kadar aldınız. Şimdi egzersiz yapmaya gideceksiniz ve vücut daha fazla enerji isteyecek ve vücutta olan yağları enerjiye çevirecek. Lekanitin kullanırsanız, eğer egzersiz öncesinde lekanitin kullanırsanız, vücut depolanan yağları daha kolay enerjiye çevirecek ve daha fazla enerjiye çevirecek. Lekanitin size içeriğinden dolayı böyle sahte bir enerji verecek. Böyle hani sizi kandıracak gibi olacak. Siz böyle enerjik hissedeceksiniz kendinizi ve doğal olarak daha istekli yapacaksınız, daha hızlı yapacaksınız antrenmanınızı. Bu ne demek? Dolaylı yollardan daha böyle hani daha fazla hareket ve daha fazla kalori yakmak demek. Şimdi eğer lekanitin kullanmasanız, evet, psikolojik olarak iyi durumdaysanız gayet enerjiniz olabilir aslında. Daha fazla hareket ederseniz güzel bir yağ yakımı olur. Lekanitin kullanırsanız bu hücrelerin enerjiye çevrilmesi biraz daha kolay olacaktır. Aynı zamanda lekanitin size bir egzersiz süresi kadar enerji vereceği için doğal olarak daha fazla hareket ve daha fazla yağ yakımı demektir. Ama İşte burada en fazla dikkat etmemiz gereken şey, bu arada lekanitin olayı bu kadar. Lekanitin olayı budur yani. İşe yarar mı? Kısa ve öz evet mi, hayır mı derseniz, evet, işe yarar. Lekanitin de işe yarar. Yani bütün supplementler aslında işe yarar diyebilirim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu gün içindeki sağlıklı beslenmemiz dostlarım. Eğer gün içinde sağlıklı beslenmezseniz,
almanız gereken kaloriden çok daha fazla alırsanız asla kilo vermezsiniz. Peki şöyle bir şey diyebilir misiniz? Eğer birisi normal kilodaysa veya zayıfsa lekanetin kullanabilir mi? Tabii ki de kullanabilir. Lekanetin bu arada benim şöyle bir mantığım var. Bazen böyle herkeste olur. Böyle bir motivasyon düşüklüğü olur. Hani spora gidesi gelmez. Burada ben hemen kendime bir hediye alıyorum. Atıyorum. Kendime bir sivit alıyorum. Kendime bir antrenman üstü alıyorum. Kendime bir şort alıyorum. Kendime bir antrenman çorabı alıyorum. Kendime bir ayakkabı alıyorum. Diyorum ki ulan bir spora gitsem de şunları bir giysem falan derken küçük bir motive geliyor. Bu beni yaklaşık 2-3 hafta idare ediyor. Aynı şekilde supplementler de öyle. Bir supplement aldığım zaman ulan diyorum bir spora gideyim de spordan sonra, spordan önce veya spor esnasında bunu kullanayım diyorum. Mesela en fazla BCAA'da çok heyecanlanmışım. Çünkü düşünsenize antrenman sırasında şikarınız var ve renkli bir şey var içinde. Çocuklar içinden düşünüyor zannediyorduk. Ulan bu ne? Ne içiyor bu? Kaslan mı acaba bu yüzden mi? Halbuki işte bir şey yok. Hani bu bizim için çok güzel bir motiveydi. Hatta o BCAA ilk aldığımız zaman, şikara koyduğumuz zaman, orada bir renkli olduğu zaman, oraya koyduğumuz zaman bu zaten en kral motive. Yani seni bir yıl bile götürür yani bu motive. Bu en güzel motive. Yani demek istediğim, lekanetin kullanabilir misiniz? Evet tabii ki kullanabilirsiniz. Size güzel bir enerji verir antrenman sırasında. Ama bana göre sağladığı en güzel yarar, kendinize bir hediye alacaksınız ve bu hediye size gerçekten motive verecek. Hani spora ulan bir kullanayım bunu diye spora gideceksiniz. Seve seve gideceksiniz. Asıl muhabbeti de bu. Yani enerji verir, kilo aldırır mı falan, hani kaslara böyle sertlik katar mı falan derseniz, sertlik falan katmaz ama işte dolaylı yollardan yine size enerji vereceği için kendinizi iyi hissedersiniz. Belki bir tık daha ağırlığınız artabilir. Bu arada yine burada bir parantez açmak istiyorum. Ağırlık artması da kesinlikle tamamen motivasyondur. Dikkat edin. Bakın dikkat edin. Bir gün kendinizi sağlam hissettiğiniz zaman çok daha ağır kaldırdığınızı fark edersiniz. Veya bir arkadaşınızla veya kız arkadaşınızla çalıştığınız zaman çok daha ağır kaldırdığınızı fark edersiniz. Tamamen psikolojiktir. Ama bu psikoloji çok da güzel bir şey. Yani lekanetini kullandığınız zaman ekstra bir şey kullanmış gibi hissedin, tamam mı? Oo, çok efedrin kullandım falan filan gibi hissedin. Veya böyle hani 10 bardak kafein içtim diye falan, yani 10 bardak sade kahve içtim falan diye düşünüp böyle ekstra kafalara sokun kendinizi. İnanın bana işe yarayacaktır. Lekanetim de bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Videoma like atıp bu videoya ihtiyacı olan arkadaşlarına gönderip veya bana abone olmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Evet dostlarım, burada kesiyorum videoyu. Sonra videodan sonra böyle yapıyorum. Ya of, diyorum niye çekeceğim, ne çekeceğim falan. Asla böyle bir şey yapmıyorum tabii ki. Her zaman diyorum ki lan güzel video oldu. Bunu bir an önce yükleyeyim, çocuklar bir an önce izlesin falan. Neyse şimdi ne yapacağım? Birazcık su içeyim. Nabzım bayağı bir düştü. Suyumu içeyim. Burada daha fazla bir şey anlatmayacağım. Eve gidene kadar koşacağım çünkü. Eve gittiğim zaman girerken açarım, bir üstümü değiştiririm. Duş almadan hemen kahvaltımı size göstereceğim. Sonra bu videoda bitecek. En kısa zamanda yükleyeceğim. Şimdi biraz suyumu içeceğim. Eve doğru koşarak gideceğim. Ve evde kahvaltıyı hazırlayacağız. Peace. Arkadaşlar eve geldim. Hemen üstümü değiştirdim zaten. Bayağı bir terlemişim. Bu arada saat şu anda gördüğünüz gibi 6'ya geliyor. Evden çıktığımda, kardiyo için evden çıktığımda saat 4'ü 10 geçiyor falandı. Kardiyodan eve gelir gelmez saate baktığımda saat 5 çeyrek geçeye geliyordu. Yani 5, hatta onu bile biraz geçiyordu. Yani 1,5 saate yaklaşık kardiyo yapmışım. Bu benim tam istediğim bir süre. Gerçekten tam istediğim süre. Mesafe falan zaten ben ona göre ayarlamıştım. Ve kahvaltımı hazırladım. Hazırlarken neler yaptığımı çekmedim. Çünkü gerçekten biraz yoruldum. Videoyla falan uğraşamayacağım artık. Direkt kahvaltımı size göstereceğim. Dostlarım bunun şu anda bir şey söyleyeceğim. Bu kahvaltıda hiç karbonhidrat yok ama bunun definasyonla bir alakası yok. Sadece ben carb cycle diyeti yaptığım için, yani bazı günler fazla bazı günler az karbonhidrat aldığım için bugün sıfır karbonhidrat gününe denk geldiniz. Yoksa birazcık yulaf yiyorum tabii ki. Suyla birlikte 50 gram 60 gram yulaf yiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane çatal alalım şuradan ki size göstereyim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi yarım avokadodan bir tık az avokado var. 4 tane bademim var ve burada yaklaşık değil 7 tane yumurta beyazı var. 3 tanesi bütün, 3 tane sarısıyla birlikte. Bir tane büyük yeşil biber ama
Yarısı. Büyük yeşil biberin yarısı. Yani bir tane orta boy yeşil biber ve aynı şekilde bir tane orta boy kırmızı biber var. Bir tane yine orta boy soğan var ve 3 tane sarımsak var. Bol bol sarımsak var. Yani bol vitaminli, bol böyle güzel, çok güzel bir kahvaltı. Ve gördüğünüz gibi soda var. Sade soda, ona taze limon sıktım. Bu çok önemli. Günde en az 2 tane soda için krap girmesini kesinlikle engeller. Ayrıca 1 şişe sodadaki vitamin ve mineralleri almanız için en az 2 litre su içmeniz lazım. Yani günde 2 tane soda içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin için. Bence çok güzel bir video oldu. Güne nasıl başlıyorum? Bu şekilde başlıyorum. Bundan sonra ne yapacağım? Ufak bir anlatayım derseniz büyük ihtimal bir dinlenirim. Uzaktan eğitimlerle ilgilenirim. Sorular varsa sorular, yeni gönderecek programlar var. Onlarla ilgilenirim. Sabah kalkacağım. Biraz işlerim var. Dışarıya çıkmam gerekiyor. Şu sıralar araba alacağım. O arabayla uğraşıyorum. Ve başka işlerim var işte. Lisansla falan yarışla ilgili uğraşıyorum. Onu koşturacağım biraz falan filan derken akşam yine spora giderim. Ondan sonra evime gelip uyuyacağım yani bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Peace out.